Sevgili 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan emeklilikte adaletsizliğe uğramış ve adalet arayışımız için burada bulunan arkadaşlarım hoş geldiniz. 3 Mart 2023 tarihinde yeniden düzenlenen EYT yasası tüm çalışanlar için adil bir emeklilik düzenlemesi yerine sadece 8 Eylül 1999 tarihi öncesiyle başlayan çalışanları kapsayan bir düzenleme olarak hayata geçmiştir. Düzenlemeye göre bir gün, bir ay, bir veya birkaç yıl geç çalışmaya başlamış olması nedeniyle yakın ya da daha fazla prime sahip akranlar arasında emekliliğe ulaşmalarında 17-20 yıl fark oluşmuştur. Süre olarak insan ömrünün yaklaşık dörtte birine karşılık gelen fark anayasanın eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortası olarak çalışmaya başlayanlar yeni 2000'ler için büyük bir mağduriyet ortaya çıkmıştır. 2000'lerin amacı ne erken emekli olmak ne de EYT kapsamında dahil olmaktır. Bizleri yaralayan aynı ülke vatandaşı olduğumuz akranlarımızla benzer ve hatta daha fazla primle ikinci sınıf vatandaş olarak hissetmemizi sağlayan adaletsizliktir. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bir dernek olarak üçüncü büyük mitingimizi 18 Şubat'ta Ankara'da tüm Türkiye'den 5000'in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar düzenlenen mitinglerde toplam 30.000 kişiyi hakkını aramak için bir araya getirdik. Mitinglerimizin hemen ardından tüm illerimizde basın açıklamaları ile bu adaletsizliği duyurmaya devam ediyoruz. Bu adaletsizlik son bulana kadar da çığ gibi büyümeye devam edeceğiz. EYT'liyiz, haklıyız, kazanacağız. EYT'li haklıyız, kazanacağız. Bizleri görmezden gelmeniz, buradayız. Haklıyız, hakkımıza kavuşana kadar da buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bu vebale ortak alan tüm partilerimize sesleniyoruz. Bu adaletsizliğe sessiz kalmak ortak olmaktır. Tüm medya kuruluşlarımız, tüm vekillerimiz, bakanlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere bu adaletsizliğin çözülmesini söyleyene kadar tek bir kişi kalsak da anlatmaya devam edeceğiz. Biz 3 Mart tarihinde sonra neler yaşadık, neler hissettik herkes duysun bilsin. Bizden küçüklerin emekli olmalarına şahit olduk. İkinci sınıf insan muamelesi gördük. Sana EYT vurmadığımı sözlerine, çalışın bize bakın sözlerine maruz kaldık. Üzülmeyin, siz de emekli oluruz sözlerine maruz kaldık. O gün bir gecede 17 yıl yaşlandık, hayatımızın 17 yılı yok sayıldı. Severek gittiğimiz iş yerlerine giderken emeklerimizin boşa sayıldığını hissedip ayaklarımızın geri gitti. Ülkemizde kendimizi yok hükmünde dışlanmış ikinci sınıf vatandaş hissettik. İş yerleri buzdan önce işe girenlerden daha değersiz değildir. Kimse bizi EYT'nin 23 yıllık mücadelesiyle kıyaslamasın. Mücadelesinde yasa tarihinde bir çalışanın daha çok demek. İnsanca yaşamak hakkımız alacağız. İnsanca yaşamak hakkımız alacağız. İnsanca yaşamak hakkımız alacağız. Siyasi parti önderlerimize, adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İYİ Parti Odunpazarı